Gördüğünüz gibi bugünkü basın toplantısını doktor kontrolünde yapıyoruz. Burdur milletvekilimiz Sayın Mehmet Göker ve Ankara milletvekilimiz Sayın Murat Emirle birlikte bunu yapalım istedik. Şunun için istedik. Eee Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bugün Anayasa 93 ve Meclis Tüzüğü'nün 7. maddeleri çerçevesinde olağanüstü toplantıya çağırdık bilindiği gibi. Eee ve Umarım ve dilerim ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin sayın üyeleri ve siyasi parti grupları sağlık çalışanlarının bu feryadına, sağlık sistemindeki bu çöküşe daha fazla sessiz kalmazlar. Tabii vatandaşın e, sistemden kaynaklı sorunlarla ilgili olarak sağlık çalışanlarına şiddeti asla zaten masum da gör, görülemez. Buradan vatandaşlara sesleniyoruz. Ya doğuyoruz sağlık çalışanının eline. Ve yaşadığımız bütün hayatımız boyunca da sağlık çalışanlarının dokunmasıyla biz yaşıyoruz kardeşim. Doktorun kabahati yok, kabahat sistemin. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni çare müessesesi olarak gören bir partidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi milletin ta kendisidir. Egemenlik kayıtsız şartsızsa, kimin bir derdi varsa, toplumun hangi kesiminin bir sorunu varsa, Orada adres <laughs> Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Bu demokrasiye ve egemenlik kayıtsız şartsız milletin çağrına olan saygımızdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu ayıbı ortadan kaldıracak yegane merkezdir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni toplantıya çağırma sebebimiz de budur değerli arkadaşlar. Umarım <laughs> Millet İttifakı'nın diğer partiler, Millet İttifakı'na mensup partiler katılacak. Ha bu arada... AK Parti ve MHP kuliste bekleyecek böyle kapı gözleyecek. Ama bir ayıp daha yapıldı bugün. Sayın Meclis Başkanı. Bir kere de hepimizin Meclis Başkanı ol. AK Parti siyaseten bazı hamleler yapabilir. Bizim çağrımızı sabote edebilir. Ama Meclis Başkanı edemez kardeşim. Şimdi ne diyor sayın Meclis Başkanı? Biraz zor görüyormuş Meclis'in toplanma ihtimalini. Biz hazırlıklarımızı yine de yapıyoruz ya ana iş tüzük gereği. İyi yap bari onu da yapmasaydın. Ee, açılacak olursa diyor meclis başkanı. Salihha Aydeniz'in dokunulmazlığında görüşeceğiz. Vay anasını. Bu ne? HDP diyor ki gelmeyin. Neyse gelmeyin. Açmayın. Bunu AK Parti söyleyebilir. Bu toplantıdan rahatsızdır. Kusurlarının, ayıplarının Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yeniden böyle geniş geniş masaya yatırılmasından AK Parti rahatsız olabilir. Ben bunu anlarım. Ama sayın meclis başkanımızın AK Parti adına, AK Parti kafasıyla, AK Parti gözlüğüyle meseleye bakarak konuşmasını kabul edemem. Türkiye Büyük Millet Meclisi anayasamıza göre e, tatilde bildiğiniz gibi 1 Temmuz 1 Ekim arasında fakat Cumhuriyet Halk Partisi tatilde değil. E, herkesin carisizlerin, dertlilerin, mağdurların mazlumların umudu haline gelen Türk Salı günü saat 13.30 Bay Kemal konuşmalarını herkes bekliyor ve 3 ay araya tahammülü yok. Bunun için şöyle bir karar aldık. Yarın Erzurum'da sonra Edirne'de Sonra Yalova'da, sonra Afyon'da, sonra Giresun'da, sonra Sakarya'da, sonra Elazığ'da ve en son Tokat'ta her salı bir buçukta Bay Kemal konuşacak Erdoğan. Sen çatlasan da, patlasan da, hoplasan da, zıplasan da Türkiye'nin muhtelif yerlerinde doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine Bay Kemal konuşmaya devam edecek. Bay Kemal konuşacak, Bay Kemal seni sıkıştıracak. Sen de paşa paşa kullandığın devletin imkanlarıyla bazı şeyleri yapacaksın. Bir de keşke zamanında yapsın. Bir de biz haz yapıyorduk da bizden öğrenip çalmışlar demesin. Çok ayıp. Kredi yurtlar kurumu borçları. Neymiş duymuşuz da. Ya Allah'tan kork ya. Benim ve diğer arkadaşlarımın bu konuda meclise verdiği teklifler, araştırma önergelerini böyle buraya getirsek şu bu kürsüyü geçer yüksekliği. Yaptın yapacaksın. Cumhuriyet Halk Partisi toplumun sıkıntı çeken bütün kesimlerinin sorunları ile ilgili çözüm önerilerini sana paketleyip önüne koyuyor. Proje bizim. Devleti şimdilik sen yönettiğin için paşa paşa yapacaksın. Bak paşa paşa yapacağım bir şey daha söyleyeyim sana. EYT Erdoğan paşa paşa. Tıpış tıpış EYT sorununu sen çözdün çözdün. Çözmezsen bizim Türkiye'ye bizim borcumuz, sözümüz biz zaten en geç on ay sonra çözmüş olacağız. Numan Bey'e bir şey söyleyeyim. Numan Bey bizim en büyük projemizi burada açıklıyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin en büyük projesini açıklıyorum. Bizim en büyük projemiz tek adam rejimine son vermek kardeşim oldu mu? En büyük projemiz bu. Başka projelerimiz de var. Söyleyin bir iki tane.